Sağlıklı Günler programından herkese merhabalar, sevgiler, saygılar değerli izleyenler. Bugün yine çok değerli bir konukla karşınızdayız efendim. Acıbadem Kanser Hastanesi Uluç Uzmanı Doçent Doktor Mustafa Sufi Kerim Hocam bugün bizlerle beraber. Zaten hocamı tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Bir ara vermiştik, tekrar hocam da geldi programımıza. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür iyiyim. Ederiz. Siz de çok iyisiniz teşekkür inşallah. Teşekkür ederiz. Evet, bir ara verdik programda. Öncesinde güzel programlarımız olmuştu sizinle beraber. Bugün yine bizimle berabersiniz. Sizinle bugün ne konuşacağız? Üroloji kanserleri konuşacağız. Çok çok önemli konu gerçekten, ama öncesinde ekranlarını ilk kez açanlar için tanımak isteriz siz. Aslında herkes yakınen biliyor, tanıyor. Evet. Neler söylemek istersiniz ben, hocam? Ben üroloji doçentiyim. 4 yıldır Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde çalışıyorum. Yani 4 yılımı tamamladım. 98 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum. 2003 yılının sonunda üroloji uzmanı oldum ve 2005 yılında da Kayseri'ye geldim. Hı hı. Bir dönem üniversitede çalıştım ve 2011 yılından itibaren de Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde çalışıyorum. Evet. Daha çok, yani tabii ki genel üroloji üzerine çalışmalarımız çok fazla, ama daha çok ürolojik kanserler ve endoskopik cerrahi üzerine vaktimi harcıyorum daha fazlasıyla. Evet. Bugün de yine beraberiz. Evet, bugün de ne İnşallah konuşacağız? Güzel bir sohbet Kesinlikle. Olur. Evet. Ürolojik kanserleri konuşacağız. Son derece önemli bir konu gerçekten. Ürolojik kanserler nelerdir hocam? Neler söylemek istersiniz? Şimdi üroloji bir ilmini düşündüğümüz zaman üroloji böbreklerden başlayıp işte böbrek kanalları, idrar kesesi ya da halk arasında işte sidi kesesi dediğimiz prostat erkeklerde ve aynı şekilde erkeklerde testis dediğimiz hani üreme organlarının kanserlerinden kabaca bahsediyoruz. Bizim kanserlerimiz tabii toplumda oranladığınız zaman birçok kansere göre daha az görünüyor. Ama göründüğü zaman da çok büyük önem arz ediyor. Ama şunu da söylemek lazım. Prostat kanseri biliyoruz ki erkekte en sık görülen kanserdir. Yani kadınla erkeği karşılaştırdığınız zaman meme kanserini eğer dışarıda tutarsanız kadın ve erkekte bile görülen kanserlerin en başında gelen sayıda geliyor. Çok önemli. Prostat görünüyor. Kanseri bizde çok önem arz ediyor. Ama diğer kanserlerimiz de kanserin natürü, tedavisi ve prognozu açısından çok büyük önem taşıyor. Hı hı. Ama kabaca hani uğraştığımız kanserleri düşünürsek, böbrek tümörleri, prostat kanseri, idrar kesesi ya da mesane kanserleri ve testis kanserleri olarak 4 grupta inceleyebiliriz. 4 ana Evet, 4 ana başlıkta inceleyebiliriz. Karşımıza çıkıyor. Peki prostat kanseri daha çok hangi yaşlarda görülüyor hocam? Daha evet, çok hangi yaşlarda prostat kanseri çıkar? Hem iyi huylu büyüme hem de prostat kanserini irdelediğimiz zaman en sık görülen yaş 60-65 civarında. Daha yani çan eğrisi diyor. Olarak düşünürsek en sık gördüğümüz dönem 60-65 yaşlarda, ama 65-60 yaş öncesi de görülen bir oran var. Daha ileride daha yüksek oranda görülebilir. Hı hı. Ama en sık bize kliniklere geldiği yaş, tanı koyma yaşı 65 civarı. Hı hı. Peki korunmak için yapılacak şeyler var mıdır? Alınacak tedbirler var mıdır hocam prostat kanserinden? Evet, prostat kanseri aslında biraz da genetik bir kanser. Yani genetik derken işte vücudun yaptığı bir kanser. Evet. Prostat kanserinden korunmak için çok elimizde bilimsel hani net bir veri yok, ama hep tartışmalı konular var işte beslenme ile ilgili. Biliyoruz ki metabolik sendrom denilen bir hadise var. İşte göbek çevresinin artması, yağ oranının artması, şeker hastalığı olması, yağdaki kan, kandaki yağ değerlerinin yüksek olması. Bunlar metabolik sendrom. Metabolik sendrom da prostat kanser riskini arttırıyor. Aynı zamanda işte kronik idrar yolu enfeksiyonları, iyi huylu büyümeler bir süre sonra prostat kanserine çevirebiliyor. Ama net bir veri yok elimizde. Prostat kanseri şundan dolayı olmaktadır diyemiyoruz. Hı hı. Sadece şunu söyleyebiliriz kabaca, hani dünya haritalarına baktığımızda işte coğrafyaya göre değişkenlik gösteriyor. Afrika'da ve Amerika'da çok sık görülüyor. Türkiye bir geçiş bölgesi. Hani Türkiye Amerika'ya, Afrika'ya göre çok daha az görülüyor. Avrupa'ya göre neredeyse paralel görülen bir kanser. Ama daha doğuya gittiğiniz zaman mesela işte Çin, hani Japonya'ya gittiğiniz zaman iyice bu kanseri azalarak izliyorsunuz. Burada ne hemen ön plana çıkıyor? Beslenme. Hı hı. İşte yağ, kırmızı et gibi besinlerden zengin beslenen, işte fast food dediğimiz hani hazır yiyeceklerden fazla beslenen ırklarda ya da ülkelerde daha fazla görülüyor. Ama işte Çin'e, Japonya'ya gittiğiniz zaman işte balıktır, hani pirinçtir, sebzedir gibi onlardan beslenenler daha az görünüyor. Aynı zamanda bir genetik yatkınlık var. Bu ne demek? Aile. Yani babada, dedede, amcada eğer prostat kanseri öyküsü varsa iki kat risk artıyor. Eğer ailede görülme birey sayısı birden fazla olursa bu kat 4-6 gibi katlanarak
artıyor. Böyle bir yani kabaca coğrafya, beslenme şekli ve biraz da ailesel yatkınlıktan prostat kanseri için bahsedebiliriz. Bunlar söz konusu. Ama prostat kanseri hani yaşlanan ve hayatta kalan erkeğin vazgeçilmez bir hastalığı gibi söylenebilir. Yani 80 yaşında 100 tane erkeği yan yana dizdiğiniz zaman neredeyse 70-80'inde bu kanser var. Çok da yüksek oranda çok değil mi hocam? Çok yüksek oranda görülüyor ama enteresan bir yönü var. Çok yavaş bir kanser, çok yavaş ilerleyen bir kanser. Çok da öldürücü bir kanser değil. Bu yüzden belki çok fazla hani çok korkmuyoruz sanki. Korkmuyoruz. Çok ürkütücü gelmiyor sanki. Evet, o nedenle biz herkese şunu öneriyoruz. Hem bu Dünya Kanser Günü'nde işte Dünya Prostat Günü de var. Bu günlerde hep demeçler veriyoruz. İşte gelen hastalarımıza hep söylüyoruz. Tarama. Yani 45 yaşından sonra yılda bir kez erkeklerin prostat kanseri açısından kendilerine tarama yaptırmasına fayda herhangi var. Herhangi bir şikayet olmasa bile 45 yaşından sonra bir kere tarama yapılması gerekiyor erkeklerde. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu aile hekimleri de yapabilir. Hı-hı. Ürologlar da yapıyor tabii ki. Ne yapılıyor? Bir PSA denilen bir tahlil var. Prostat spesifik antijen. Kanda bakılıyor. Bu prostat kanserinin bir belirteci. Yani sadece bir belirteci. Net tanı koyduran bir araç değil ama bize çok yardımcı. Yani biz genelde 45 yaşından sonra erkeklerin yılda bir kez PSA baktırmalarını hani şiddetle tavsiye ediyoruz. Bunda herhangi bir sıkıntı ya da problemde olması gerekmiyor. Gerekmiyor. 45 yaşından sonra tabii. Mutlaka yılda bir ama kere mesela yapılmış olması gerekiyor. Ama mesela prostatla ilgili şikayetleri olan işte işeme disfonksiyon nedir? Gece uykudan uyanma, zor idrar yapma, işte çatallanma, kesik bunlar idrar olması. Bunlar aynı zamanda belirtileri de olabiliyor mu olabiliyor. Hocam? Olabiliyor. Aynı zamanda iyi huylu prostat yani iyi huylu prostat büyümesinin de belirtileri bunlar. O nedenle hani bende hiçbir şikayet yok. Bende hiçbir şey yok dememek lazım. Prostat kanseri hiçbir belirti vermeden de gelişebilen burası bir kanser. Burası çok önemli. O nedenle taramayı öneriyoruz zaten biz. Evet, bu da gerçekten önemli noktalardan bir tanesi. Peki erken teşhiste bununla beraber mi oluyor hocam yine? Tabii. Eğer siz taramayı... Önemi nedir erken teşhisi? Erken teşhisin önemi nedir? Bir kere hastalık prostata lokalize iken, yani prostatın içerisindeyken, dışarı yayılmamışken tanıyı koyuyorsunuz. Hı hı. Yapacağınız tedaviyle küratif bir tedavi yapmış oluyorsunuz. Yani hastalıktan tamamıyla kurtulma şansınız var. Böyle, ama geç kaldığınız zaman tabii hastalık ilerleyebiliyor, diğer organlara yayılabiliyor. O zaman tabii başarı şansınız oldukça azalıyor. Ve hayat kalitesi de oldukça düşüyor. Ve hastanın hani ömrüne kazandırabileceğiniz pek bir başarınız olmuyor elinizde. Hı hı. Erken teşhise tamamen kurtulmak mümkün mü o mümkün. Zaman hocam? Peki tedaviyle tamamen kurtuldu, iyi bir yaşamına döndü. Sonrasında prostatın tekrarlaması söz konusu olabilir mi? Tabii aynı belirli, şikayetler olabilir mi yine sonrasında? Yani tıp zaten istatistiklerden oluşuyor biliyorsunuz. Hani bir tedavi var, işte tanı koyma oranınız var, tedavi yapma oranınız var, başarı oranınız var. Ve tedavinin sonrasında hastalığın tekrar etme oranı da var. Siz tanıyı ne kadar erken koyarsanız, tedavinizi ne kadar başarılı yaparsanız, tabii hastalığın natürü de önemli. Başarı oranınız yükseliyor. Ama yine de bir miktar da olsa bu hastalığın tekrar etme olasılığı var. Öyle olduğu için bu hastalığın mutlaka belirli aralıklarla takiplerine devam etmesi gerekiyor. Hı hı, yine rutin İşte ilk dönemler belki ilk 1-2 yıl yakın takipler yapıyoruz ama ondan sonra 6 ay yıllık takipler gibi araları açarak uzun yıllar takip etmekte fayda var. Ara kontrolü, yani bir kronik hastalık gibi gerekiyor. Takibi almakta fayda var. Nasıl evet. Bir şekeri, tansiyon hastalığını ömür boyu takip ediyorsanız bizimle beraberse bunu da öyle düşünmemiz gerekiyor. Prostat kanserini de tedavi ettikten sonra takip etmekte fayda var. Hı-hı. Tabii ki. Peki yine bir diğer kanser türlerinden bir tanesi program başında belirtmiştik. Mesane kanseri. Evet. Nedir hocam? Neler söylemek istersiniz? Mesane kanseri biliyoruz ki mesane işte idrar kesesi, sidik kesesi dediğimiz hı-hı. Böbreklerden üretilen idrarın iki kanalla ulaştırıldığı bir kesedir. Evet. Görevi nedir? İdrarı depolar. Belirli bir zaman depoladıktan sonra idrar hissi oluşur ve kişi gider idrarını boşaltır. Bu kesenin içerisinde tümörler görülebilir. Yani kanserler görülebilir. Bu idrar kesesine özgü kanserlere biz mesane kanseri diyoruz. Tabii mesane kanseri prostat kanserinden çok daha sistemik bir kanser. Yani çok daha bizim korktuğumuz, çok daha ehemmiyetle üzerine yaklaştığımız. Diğeri biraz daha masumdu tabii, sanki. Daha masum. Bu biraz sıkıntılı bir kanser. Tehlikeli bir kanser ve etiyolojisinde de bildiğimiz bazı etmenler var. En önemli etmenlerden biri sigara. Sigara içmek birincil etmen tüm dünyada. Aynı zamanda kimyasal boyalarla hani haşır neşir olmak nedir? İşte fabrikada çalışan işçilerde, boyacılarda, bu fren, balata, hı-hı. kimyasal akü sistemlerinde çalışan kişilerde inhalasyon yöntemiyle, o kimyasalın inhale edilmesiyle, aynı şekilde nasıl sigara içiliyorsa, hani dumanı inhale ediliyorsa,
kanserler. Bunlar çok sistemik kanserler, tehlikeli kanserler. Dikkatlice tedavi edilmesi gereken kanserler. Tabii en önemli koruyucu soracaksınız belki ama nasıl korunabiliriz? En önemli koruyucu şey sigara içmemek. Ve pasif içicilikten de kurtulmak yani. Pasif içicilik de sadece tehlikeli. Sadece içmemek yeterli değil. Pasif içici de olmalı. Evet. Ama son derece dikkat etmek son gerekiyor. Son derece dikkat etmek peki, gerekiyor. Peki hangi şikayetleri veriyor hocam? Kişi hangi şikayetlerle size başlıyor? En belirgin yani hastaların neredeyse %80'inde gördüğümüz idrarda kanama. Yani kırmızı renkli kan görülmesi idrarda. Bu belirgin en önemli faktördür. Peki bu aşamada yine mesane kanserinde aşama aşama türleri var mı? Mesela idrarda böyle bir kan olma durumu her daha zaman ileri aşamalarında değil mı oluyor? Yani mesela idrarda kan olması her zaman mesane kanseri anlamına gelmiyor. Ama idrarda kan olduğu zaman bunun mutlaka araştırılması lazım. Nasıl araştırıyoruz? Es geçmesinler. Tabii ki. İşte idrar testi yapılıyor. Görüntüleme yöntemleriyle nedir? Tomografi, ultrasonografi. Ama eğer hasta belirli bir yaşın üzerindeyse, İşte Türkiye'de yaşıyorsa, sigara içiyorsa ve erkekse bunlar risk faktörlerini arttırıyor. O zaman ne yapıyoruz? Sistoskopi denilen bir girişimsel bir tetkik var. Aynen mide endoskopisi gibi, hani bağırsak endoskopisi gibi. İdrar kesesini kamerayla görüntüleme tekniği. Bununla net tanıyı koyabilirsiniz. Eğer tümör varsa bunu kazırsınız, temizlersiniz, patolojiye gönderirsiniz ve mesane kanseri tanısını koyarsınız hastaya. Mesane kanseri de evre evre. Yani onun da iyi huylusu var, orta derecesi var ve yüksek yani riskli, kötü huylusu var. Değişen evrelere göre değişen tedaviler var elimizde. Yani kapalı ameliyattan tutun, silik kesesinin, idrar kesesinin alınmasına kadar giden tedaviler var elimizde. Ve aynı zamanda bazı hastalık evreleri var ki hani diğer organlara sıçramış, yayılım yapmış, o zaman bu tür cerrahilerden çok fayda görmüyoruz. Bunda da yine erken teşhis son derece önemli tabii, değil mi hocam? Bu aşamalardan evet bahsediyorsak eğer, yani ne kadar erken gelirse hasta belki başarı oranı ya da tedavi tabii uygulama ki yöntemi değişecektir. Tabii ki daha beraber erken evrede yakaladığınız zaman kapalı yüzeyel bir ameliyatla ve bir takım ufak ilaç tedavileriyle yine kurtulma şansınız var bu hastalıktan. Demek ki hastanın kendini dinlemesi lazım. Yani dikkat etmesi lazım. İşte aslında kanama olduğu zaman veriyor, es geçmemesi lazım. Doktoruna gitmesi lazım. Kesinlikle. Kanama taştan da olabilir, enfeksiyondan da olabilir. Hani bulaşıcı bir hastalıktan da olabilir. Ama yine de onun ortaya konulması lazım. Bunun teşhisini hekimler koysun. Kendileri evet, değil, es kendileri geçmesinler. Değil. Hep böyle biz bazen işte vücudumuzdaki farklılıkları işte atıyorum üşütmüşüzdür ondan olmuştur. Ya da evet işte gerginim ondan olmuştur hep iteleyebiliyoruz. Böyle yapmamak gerekiyor. Evet. Bunun ayrımı mutlaka, hekimlerimizin yapması gerekiyor. Uzman bir hekime gerekiyor gidip bunu göstermek lazım. Evet. Peki bunda da genetik etki söz konusu, genetik faktörler kromozomal, önemli olabiliyor mu hocam? Genetik bazı kromozomal mutasyonların varlığını biliyoruz. Ama bunlar olduğu zaman bu kanserleri daha erken yaşta görüyoruz. Ve çok agresif kanserler oluyor. Daha çok dış etmenlere bağlı. Biraz önce saydığım şeyler. Başta da sigara. Tiryakilik yani. Bunu kesinlikle tabii en başından bırakmış olmak gerekiyor. Sadece sigara içmemek değil, pasif içici de olmamak gerekiyor. Lazım. Bunu da hocam özellikle evet söylemişti. Tedaviye biraz daha değinmek istiyorum tedavi yöntemlerine. Aşama aşama türlerine göre tedavi evet seçenekleri değişiyor. Genel olarak söylemek isterseniz hocam ne tür tedaviler yapılıyor yani geldiğinizde? Birinci tedavi ameliyatlar. Yani endoskopik cerrahi işte kapalı bir ameliyatla dediğim gibi tümörün hem temizlenmesi hem tanı konulması hem evrelendirilmesi. Eğer yüzeyel ya da düşük riskli bir evredeyse tümör, o zaman siz bu hastaya intrakaviter dediğimiz mesane içerisinde bazı ilaçlar verebiliyorsunuz. Aşılama yöntemleri diyoruz biz buna, immünoterapi diyoruz. Böylece tümörü baskılayabiliyorsunuz ve vücudun tekrar tümör üretmesini engelliyorsunuz. Eğer biraz daha ileri bir evredeyse mesanenin alınması gündeme gelebilir. Yani silik kesesinin alınması. Alındığı zaman tabii yeniden bir sidik kesesi ya da idrar kesesi yapıyoruz bağırsak kullanarak. Ya da bazen bunda da başarılı olamayıp idrar kanallarını karın bölgesine ağızlaştırıyoruz ve dışarıdan bir torba takılıyor hastaya. Bu aşamalara kadar gelebiliyor. Gidebiliyor. Ya da bunların hiçbirini yapamaz durumda hasta gelebilir. Çok ileri evrede. O zaman da ışın tedavisi ya da kemoterapi gündeme geliyor. Ama tabii o zaman başarı şansımız oldukça düşük oldu. O zaman bayağı erken teşhis evet son derece önemli. Belki bunda da herhangi bir şikayet olmasa bile yine böyle ara kontrollerle, rutin kontrollerle evet değil mi hocam? Yani şöyle söyleyebiliriz. Mesane kanserlerinde şu an günümüzde önerilen rutin bir tarama testi yok. Yani bir prostat kanseri gibi hani gidelim de bir prostatımızın markerına işte PSA denilen tahlile baktıralım gibi mesane kanserinde bir şey yok. Ama
yine de peki? Yani yapacak bir şey yok. Hı-hı. Ama yine ilk belirti idrarda ufak bir yanma, ağrı, işte idrarla ilişkili tüm semptomlarda zaten gelen hastaların hepsinde biz bunları kontrol ediyoruz. Yani hı-hı, otomatik olarak bakıyoruz. Ama bir hasta hani ben gideyim de mesanemi kontrol ettireyim gibi bir algoritma yok şu an, yani günümüzde hı-hı, yok. Ama sigaradan, pasif ve aktif içicilikten uzak durmak, bol bol su tüketmek, bazen check-up'lar gündeme geliyor biliyorsunuz. Hı-hı. Aslında check-up'lar çok iyi. Hani yılda bir kez hastalar gidebilir, yapılması kendilerine baktırabilirler. Aslında. O zaman zaten mesanelerde kontrol ediliyor. Yani ultrasonografiyle, idrar testleriyle bakılıyor. Evet, bu arada bu kontrolleri yapılmış oluyor diyorsunuz. Peki yine bir diğer kanser türlerinden bir tanesi böbrek kanserleri. Evet. Nedir hocam? Nasıl bir kanser türüdür? Evet, böbrek biliyoruz ki vücudumuzun en önemli organlarından biri. Kan akımının büyük bir kısmının saniye içerisinde geçtiği bir organ ve idrar üretimini sağlayan, hı hı, işte vücuttan toksik maddelerin atılımını sağlıyor. Vücut dengemizi yerinde tutuyor. Hı hı. Aynı zamanda tansiyonumuzu regüle eden bir organ. Böbrek tümörleri daha farklı bir grupta tümörler. Çok yaygın görüyoruz aslında günümüzde. Böbreğin etli kısmından oluşan solid tümörler adını verdiğimiz tümörler. Böbrek tümörlerini değerlendirdiğimiz zaman birkaç tane risk faktörümüz var aslında. Nedir hocam? En önemli şeylerden birisi hipertansiyon, belirtilmiş bir risk faktörü. Sigara içiciliği gene böbrek tümörlerinde etkili. Aynı zamanda bir de bu kilo, yani obezite dediğimiz 3 tane bilinen faktör var. Ama böbrek tümörlerindeki en önemli altta yatan sebep genetiktir. Yani kromozomal bozukluklardır. Böbrek tümörü DNA hastalığıdır aslında. Tabii ki dış faktörler etkilidir ama esas ana sebep bu tümörü vücut yapıyor diyebiliriz. Yani genetiktir yani. Altında birçok genetik hastalıklar, değişik şeyler çıkabiliyor. Çok kapsamlı değil mi hocam? Kapsamlı, karışık bir konudur. Bir tansiyon hastalığının mesela hani direkt böbrekle biz hastalar açısından düşündüğümüzde, evet, çok yakın bağlantısı yokmuş gibi geliyor. Evet. Ama çok çok detaylı ama kapsamlı. Ama mesela tansiyon hastalığı, obezite ve aynı zamanda bu sigara içiciliği uzun yıllar içerisinde böbrek tümörüne sebebiyet, hı-hı, veriyor. Ama genetik yatkınlık ya da bu kromozomal bozukluklara bağlı meydana gelen böbrek tümörleri erken yaşlarda ortaya çıkıyor. Onlar daha artık böbrek tümörünün yaşlarda, hani belirgin bir yaşını vermek de çok zor ama genelde yine 50'li yaşlarda, 50-60 yaş arasında plato yapıyor. Yani sık gördüğümüz bir tümör. Ama artık ultrasonografinin çok yaygın kullanıldığını biliyorsunuzdur siz de. Hani, hı-hı, neredeyse her yerde var artık. Her doktor istiyor. Güzel de oluyor. Çok daha erken yaşlarda, erken dönemde ve çok küçük boyutlarda böbrek tümörü tanısı koymak mümkün artık. Hı-hı. Peki bunda şikayetler neler oluyor hocam? Hastada hangi şikayetler beliriyor? Şöyle hangi söyleyebiliriz. Mesela bir 10 yıl önceye gidersek, 10-15 yıl önceye, böbrek tümörlerini biz daha çok böyle ağrı, kitle, idrarda kanamayla görüyorduk. Çok hani daha şiddetli gömür gömür bir klinikle karşımıza geliyordu. Ama son böyle 10 yılda giderek erken yaşa doğru bir tanı var ve erken evre. Bu ne demek? Hiçbir semptom vermeden tanı konuluyor hastalara. Yani insidental ya da rastlantısal ya da şans eseri dediğimiz bir kavram var. Yani hasta doktora gidiyor. İç hastalıklarında herhangi bir sebepten muayene olurken bir ultrason isteniyor. Ve 1 santim, 2 santim bir böbrek tümörü tanısı alıyor. Ama bu tanıyı almamış olsaydı belki bir 5-6 yıl sonra 7-8 santim biraz önce daha söylediğim bir tanıyla karşımıza gelecekti. O nedenle şu an neredeyse böbrek tümörlerinin %30-40'ı erken evrede tanımlanıyor. Çok ciddi bir orandır bu yani. Evet, gerçekten yüksek bir oran. Ve bizim oran, daha başarılı olduğumuz bir evre aslında. Yani ameliyatla tamamıyla hastalığı küredebiliyoruz, kurtulabiliyoruz. Tanı ve tedavide şu an neler uyguluyoruz, yapıyoruz hocam? İşte tanı almış bir hastada tabii görüntüleme kalitesini arttırmak lazım. MR ya da tomografiyle tanıyı pekiştiriyorsunuz. İşte tümörün boyutunu, böbreğin neresinde, böbreğin hangi bölgesinde ve nerelere doğru uzanım gösteriyor. Bunların tanısını koyuyorsunuz. Evresine, boyutuna, yerine göre değişen ameliyat tipleri var. Yani açık ameliyatla böbreği almaktan böbreğin durumuna göre tabii, değişiyor değil mi hocam? Böbreğin bir kısmını almaya kadar değişen ameliyatlar var. Ama erken evrede eğer uygunsa parsiyel nefrektomi dediğimiz, hani sadece kitleyi çıkartıyorsunuz, böbreği koruyorsunuz. Bu çok başarılı bir şey. Hastada böbrek kaybını da engellemiş oluyorsunuz. Böylece diyalizden ve kronik böbrek hastalığından da kurtulmuş oluyor hasta. Hı hı. Ve sadece bir kısmını çıkarmış oluyorsunuz. Yani sadece hastalıklı bölgeyi. Böylece hastalığa tanı koymuş oluyorsunuz
ve tedavi etmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda tedavi de olmuş oluyor. Erken evrede ameliyattan sonra çok ciddi bir tedaviye ihtiyaç duymuyoruz böbrek tümörlerinde. Yani böbrek tümörlerinde kemoterapi ya da ışın tedavisinin yeri yoktur zaten. Ama erken evrede fark edilir. İleri evrede tabii işler biraz daha karışık. Böbreğin alınması gündeme geliyor ve bazı ilaç tedavileri var. Biraz tabii o konular karışık, ileri tedaviler. O zaman onkolojiyle birlikte hani multidisipliner yaklaşıyoruz ve o zaman tedaviler farklılık gösteriyor tabii. Yine bunda da erken teşhis, erken tanı ve cerrahiyle son derece önemli. Küratif tedavi elde etmeniz mümkün. Evet, ona dikkat etmek gerekiyor. Belki korunmak adına neler yapılabilir diyeceğim ama belki faktörleri mi azaltmak gerekiyor? Mesela sigara, yani saydığımız faktörler önemli. İşte tansiyon, obezite, sigara çok önemli. Biraz yine kontroller önemli. İnsanların kendilerini dinlemeleri biraz önemli. Hani ağrı olduğu zaman, herhangi bir sıkıntı olduğunda doktora gidip kontrol ettirmesi. Yani basit bir ultrason tetkiki bile hayat kurtarıcı olabiliyor o zaman. Bunda hocam su tüketiminin böbrekle direkt bağlantısı nasıldır? Ya da hani çok tüketmek böbreğe faydalı mıdır? Ya da korunmada belki etkili olabilir mi su tüketimi? Yani böbrekte su tüketimi böbrek tümörlerinden çok koruyucu bir faktör olarak söylemek çok doğru olmayabilir ama böbrek sağlığı, genel sağlık, bir de tabii bu böbrek toplayıcı sistem dediğimiz, hani bu biraz önce söyledik ya, idrar kesesinin tümörlerinde sıvı alınımı etkili. Niye? Çok sıvı alırsanız toksik maddeleri diliyor ediyorsunuz. Yani yoğunluğunu azaltıyorsunuz ve vücuttan atılmana kadar geçen sürede sidik kesesine ya da idrar kesesine verdiği harabiyeti azaltmış oluyorsunuz. Evet, bu anlamda bu anlamda önemli diyorsunuz. Peki yine bir diğer kanser türleri testis kanseri. Evet. Nedir hocam? Nasıl testis bir kanser kanseri türüdür? Çok çok az gördüğümüz bir tümör. Ki tamamıyla üreme hücrelerinin oluşturduğu bir tümördür. Bu yani genetik yatkınlığın ya da genetik anomalinin olduğu bir tümör. Bir risk faktörü var bunun için. Nedir hocam? Bu tabii erkeklerde gördüğümüz bir kanser. Erkeklerde, testislerde ya da yumurtalarda ya da er bezleri dediğimiz bölgede görülen bir tümör. Bu nedir? İnmemiş testis denilen bir kavram var. Çocukluk çağında ya da yeni doğanda görülen. İşte inmemiş testisin bu riski 4-5 kat arttırdığı savunulur her zaman. Yani biz hani inmemiş testisli çocukları yakaladığımız zaman indiriyoruz yumurtalarını. İşte yumurta kesesinin içerisine yerleştiriyoruz ameliyatla. Bunu yapsanız bile yine devam eden bir 20 yaşa kadar devam eden bir risk var. Genelde 20-40 yaş arası görülen bir tümör. Tanısı aslında çok zor değil. Kişinin kendini muayene etmesiyle alakalı. Yani yumurtasındaki kitleyi fark etmesiyle alakalı. Burada da hep yapılan çalışmalar var. Hani bu öğrenciler üzerinde, tıp fakültesi öğrencileri üzerinde, askerler üzerinde yapılan çalışmalar var. Hani ayda bir kez bile olsa bir erkeğin işte bir duş, bir banyo sonrası, hani bir ılık bir ortamda, rahat bir ortamda yumurtalarını elleyerek bir muayene etmesinde, yani kendi kendine muayene etmesinde önemli bir fayda var. Fark ederse bir sıkıntı, hemen gidip doktora gösterebilir. Yine buna da aşamaları önemli. Erken teşhis önemli. Tanı ve tedavide neler yapıyoruz? Genelde tanıyı muayene ve ultrasonla tanıyı koyuyoruz. Bir iki tane belirtecimiz var kanda gönderdiğimiz. Tedavisi tamamıyla cerrahi. O yumurtanın alınmasıyla tedavi ediliyor hastalık. Siz o yumurtayı cerrahiyle çıkarıyorsunuz. Tanısını koyuyorsunuz. Daha sonra ek bir tedavi verilmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye bir inceleme yapıyorsunuz hastada. Gerekirse kemoterapi ve ışın tedavisiyle devam edebiliyorsunuz. Bunda da genetik faktörler etkili olabiliyor mu hocam? Tabii. Yani işte kısırlık olması, biraz önce saydığım bu inmemiş yumurta olması, ailede başka bir bireyde testis tümörünün görülmesi, bunlar risk faktörleridir. Ama net bir risk faktörü yoktur. Hani şunun içmekle, işte bunu yaşamakla, şöyle yapmakla böyle falan bir risk faktörü yok. Ama şöyle diyebiliriz, %90 tamamıyla neredeyse kür edebildiğimiz bir hastalık. O nedenle neredeyse adına hastalık diyebilecek kıvama geliyoruz artık. Yani testis kanserinden ziyade testis hastalığı neredeyse diyebileceğiz. O nedenle gecikmeden tanının konulması ve tedavi edilmesi gerekiyor, önemli. Diyorsunuz. Onu niye söylüyorum? Çünkü biliyorsunuz toplumda bir utangaçlık var. İşte doktora gitmeme, daha çok bu genç yaşlardaki erkek çocuklarda şimdi oluyor. Genelde insanlar da doktordan kalkıyor. Yani işte, belki bu alanda biraz daha sanki bastırıyorlar kendileri. Aynen öyle. İşte testiste kitleyi fark ediyor. Şüpheleniyor ama geciktiriyor. Bu tümör boyutla çok ilişkili bir tümör ve zamanla. Ne kadar geç kalırsa ve tümör boyutu ne kadar artarsa başarı oranımız o kadar azalıyor.
O nedenle yine erken tanı çok önemli bunda. Burada da yine son derece önemli. İhmal etmemek, belki es geçmemek gerekiyor. Ya da vücudumuzu belki dinlemek gerekiyor. Ona uygun hemen hekimlerimize müracaat etmek, gitmek gerekiyor efendim. Evet. Sonlara geliyoruz. Hemen son bir sorum daha var. Üroloji kanserlerin tedavisindeki son yenilikler nelerdir? Evet. Şöyle kısaca söylemek istersen. Şöyle söyleyebiliriz. Yani kemoterapetik ajanlar, yani onkoloji kısmı çok ilerliyor. Çok güzel ilaçlar var elimizde. Yani erken tanı koyduğumuzda, cerrahiyle tedavi ettikten sonra tekrarlamaması için verdiğimiz, hani ajuvan ek tedbir tedavilerimiz var. Bunlarda başarımız çok yükseldi. Bunlar çok güzel sonuçlar. Aynı zamanda cerrahi teknikler her geçen gün artıyor ve kalitesi artıyor. İşte bundan yine Türkiye için söylüyorum. 10-15 yıl önce sadece açık cerrahiden bahsederken son bir 10 yıldır laparoskopik cerrahi. Bunlar hep sizinle görüştük zaten eski programlarımızda. Laparoskopik böbrek cerrahisi, prostat kanseri cerrahisi, mesane kanserlerin cerrahisi. Şimdi de robotik cerrahi var. Yani robotik cerrahi gün geçtikçe Türkiye'de de artıyor. Hı hı. Robot yardımlı laparoskopik cerrahi diyoruz biz buna. Bu da belki ileride yine şehrimizde de olabilir. Yani hı hı. Onu ümit ediyorum ben. Robotik cerrahiyle de daha konforlu, daha başarılı tedaviler elde etmek hastanın mümkün. Hastanın tedavi başarısının daha yükselmesi için ve onun konforunun daha iyi olması için değil mi? Her geçen gün tedavi yenilikler artıyor. Ama en önemlisi tabii korunmak. Aile sağlığı, halk sağlığı çok önemli. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Kişilerin bilinçlendirmesi. Bir kere sigara. Yani sigarayı terk etmek lazım. Hiç tartışmasız yani. Bunun tartışılacak hemen hiçbir hemen şey yok. Hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyor değil mi hocam? Evet. Kalp sağlığından tutun da şeker sağlığı. Bizim kanserlerimizde çok önemli bir yer oluşturuyor sigara. Onun dışında yine kontroller, takipler, tedaviler. İşte prostat kanserinde check-up'lar çok önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor diyorsunuz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Üroloji kanserlerden bahsettik efendim. Bugün Hacı Badem Kayseri Hastanesi Üroloji Uzmanı Doçent Doktor Mustafa Sufi Kerim Hocam bizlerle beraber oldu. Değerli bilgilerini bizimle paylaştı. Bir kez daha hocama çok teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte saatler 11'i gösterdiğinde TV Kayseri ekranlarında Sağlıklı Günler programında görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.